Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 galiba değil mi? Ağustos. Kanada'da pazar. Saat öğleden sonra 3 gibi. Küçük bir şehir turu yapacağız. Kısa bir şehir turu. Bunu yaparken de şeyden konuşalım istiyorum. Bugünlerde herkesin gündeminde aslında bakarsanız IRCC'nin yani Kanada Göçmenlik ve Mültecilik Bakanlığı'nın akıl dışı, yavaş çalışması, Study Permit, Work Permit ve PR, yani bunlar neydi? Okuma izni, çalışma izni ve kalıcı oturum izinleri. Ha, buna bir de turist vizesini de ekleyelim. Visitor vize. Cevaplama süresinin çok çok uzun olması. Pandemi başladığından bu yana belki yani sizler de takip ediyorsunuzdur ama takip etmeyen de olabilir. IRCC'nin çalışma sisteminde bir gariplik var. Pandemiden dolayıydı. Koronanın ilk zamanı çalışanlar evden çalışmaya başladı. Sayılar azaltıldı falan. Bunlar anlaşılabilir konulardı. Ama pandeminin etkisi azaldı. Buna rağmen kötüye gidiyor. Çalışma ve Göçmenlik Bakanı değişti. Yeni gelen birçok vaatle geldi. Daha kısaltacağız süreyi diye tam tersi oldu arkadaşlar. Daha da uzadı. 2 milyon 700 bin yanılmıyorsam backlog var. Yani bu ne demek? Sırada onaylanmayı bekleyen ya da bakılmayı bekleyen dosya var. Bütün dosyalardan bahsediyorum. Bunlar study permit yani okuma izni, çalışma izni, kalıcı oturum belgesi, permanent residence, turist vizesi, mülteci başvuruları, mültecilerin PR başvuruları falan yani aklınıza gelebilecek her konu. Yaklaşık 2 milyon 700. Ben PR'a başvururken sayı yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 500 hatta 1 milyon 200'leri hatırlıyorum. Yükselmeye devam etti. 1 milyon 500 bin oldu. Oo dedik nasıl oluyor bu? Sonra 1 milyon 800 bin oldu. 2 milyon oldu. 2 milyon 200 bin oldu. 2 milyon 700 bin şu anda. Ve her geçen günde sayı artıyor. IRCC'ye yeni elemanlar yani bundan 2-3 ay önce yanılmıyorsam Göçmenlik Bakanı duyurdu. 600 yeni çalışan aldık falan diye. Ama yok yani arkadaşlar. İçinden çıkılamayan bir durum var. Yani burada bir sistemsel hata var. Ve bu sistemsel hatada ısrar ediliyor. Ya birileri ısrar ediyor bu konuda. Nedenini hiç kimse anlamıyor. Şimdi yavaş yavaş hem yola çıkalım hem de konuşmaya devam edelim. Bu arada sıcaklık da 28 derece. Dün ve bugün cuma, cumartesi, pazar bayağı sıcak. Aslında havalar serinlemişti. Ama bilmiyorum ne oldu. Hep söylüyorum videolarda yani bu sene olmayacak şeyler yaşadık. Yani artık bundan da ekstremini görmem herhalde dediğim her hava şartını gördüm. Ne var ya? Hava şartında araba kullandım. Bunu sizler de izlediniz zaten. Yani zaten alışkınız karda falan sürmeye de bu
TikTok video öncesinde gördüğüm üzere Mart ayında yine görünen üzere buzdu. Buzda araba kullandım. Yani gölün üstünde araba kullandım. Bu Liam Neeson'ın biliyorsunuz Amerikalı Hollywood aktörü. Yani Ice Road diye bir filmi var. Bunun çekildiği yerler. Ama hadi yavaş, çok yavaş geçiyorsun ya. Sorabiliyorsunuz. Ama o sorunun cevabı bir ya da iki ay sonuna geliyor. Yani bu da hiç hoş değil. Ve gelen cevap da jenerik cevap. Yani aynı cevaplar. Çok fazla backlogumuz var. Beklettiğimiz için özür dileriz falan filan. En kısa sürede size cevap vereceğiz. Bilmem ne. Bizim bir belgemiz eksikti. Aslında eksik değildi. Ben onu gönderdik diye hatırlıyorum. Yalnız demek ki onların hani internet üzerinden başvuru yaptı. Bu arada başvurular online'a döndü. Paper başvuru yani kağıt başvuru yapılmıyor. Online olur, daha hızlı olur diye düşündük ama ben neredeyse bir yılı buldum. Neyse, bir belgemiz eksiktendi. Onu gönderdik. Haziran ayında arkadaşlar, bakın. Haziran ayında gönderdim. Belgeyi aldınız mı diye yine web form üzerinden sordum. Önce bir hafta sonra işte jenerik cevap. Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz falan, en kısa sürede cevap vereceğiz dedi. Geçen hafta içinde cevap geldi arkadaşlar. Ağustos'ta. Yani belgenizi aldık, gerekli ofisere ilettik. Başka bir cevap yok. Buradan dosyanızın durumunu sorabilirsiniz. Bütün hepsi için. Hani Express Entry, Study Permit, Work Permit, Turist Vize. IRC'sinin sayfasında web formu bulup sorabilirsiniz ama alacağınız cevaplar hep aynı. Nedense olmuyor. Bunların birkaç sebebi var. Sebeplerden birisi, önce Suriye krizi çıktı. Ardından ama burada yakıyorsun. Çok geç yaktın lan ben yani. Neyse. Önce Suriye'den göçmen alındı. Öncelik, bütün öncelik onlara verildi. Yani IRC'si çalışanlar çoğu oraya geçti. Sonra Afgan krizi çıktı. Afganistan'dan refüjiler gelmeye başladı. Yine IRC'si çalışma temposunu onlara yöneltti. Şu anda Ukrayna krizi var. Ukraynalılar için çalışıyorlar. Yani tabii bu insani bir durum. Olmasını demiyorum kesinlikle. Yalnız bunu yaparken diğer tarafı, yani bizler gibi bekleyen diğerlerini mağdur ediyorlar. Bunun farkında mı değiller? Yani umurlarında mı değil? Anlamıyorum. Yani en çok sıkıntı, yani biz bekleriz, sorun değil ama sorun tabii de yani bir şekilde hani çalışma iznimiz devam ediyor vesaire. Ama okullar büyük bir maddi sıkıntı içerisine düştü. Çünkü öğrencilerin study permit'leri yetişmiyor arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim, işte Eylül'de başlayacak bir program için öğrenci hazırlığını yaptı, okula yazdı, okuldan kabul aldı, her şeyi hazır, dosyasını hazırladı aylar öncesinden.
geçen Ocak'tan bilmiyorum. IRCC'ye yani Türkiye'dekiler Kanada Ankara Konsolosluğu'na gönderdi. Ama cevap yok. Şimdi okullar da ona göre kontenjan ayırıyor. Şimdi öğrenci, çoğu öğrenci böyle gelemeyince sadece Türkiye'de de değil, yani birçok yerinde. Öğrenciler gelemeyince ne olacak? Okul ertelemek zorunda kalıyor. Bu da ona para kaybettiriyor. Öğrenciye vakit ve para kaybettiriyor. Bir sonraki dönemi erteliyorlar. Yani kış dönemi, Aralık ya da Ocak diyelim. Oraya kadar da yetişmezse ne olacak? Okullar artık, yani kolejler isyan etmeye başladı. Artık onlar seslerini yükseltmeye başladı. Kardeşim ne oluyor diye. Yani ona da klasik açıklamalar, bizden geleni yapıyoruz, ıslanmıyoruz falan, ama hiçbir ilerleme yok arkadaşlar. Backlog sayısı giderek artıyor, yani büyük bir krize dönecek yakında, çünkü kolejler belki batmaz ama batma noktasına gelecek. Uluslar arası öğrenci alamayacak. Kolejler tabi sesini yükseltirse daha iyi oluyor. Hükümete baskı oluyor o zaman. Yoksa hani bu şekilde gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Video yapmanın diğer bir amacı, eğer sizde böyle bir sorun var, evet. O zaman başvuruyu ne yapmak lazım? Bir yıl öncesinden arkadaşlar. Minimum. Bir yıl öncesinden başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Şuraya duralım da. Belki çok ses geliyor diye. Bir yıl öncesinden başvurunuzu yapacaksınız. Dediğim gibi bakın, benim PR başvurum bile, hani şunu biraz düzelteyim, neredeyse bir yıl oldu, hala hani dosyanız açıldı diye bile mail alamadık. Çünkü hani PR başvuruları için söylüyorum, diğerlerini bilmiyorum. Böyle bir mail geliyor size, dosyanızı açtık diye. Ondan sonra istedikleri bir belge varsa onu yazıyorlar, onu gönderiyorsunuz. Onaylanıyor ya da reddoluyor, her neyse, çoğunlukla onaylanıyor zaten de Kanada içinden başvuruyorsanız. Şimdi arkadaşlarımız var, dosyanız açıldı diye neredeyse 1,5-1 sene sonra dosyanız açıldı diye, bir seneden fazla oldu, 1,5 olmadı da, mail geleli 3 ay mı oldu, 4 ay mı, ve hala bekliyor dosya. Niye bekliyor biz de bilmiyoruz. Hani tahmin yürütüyoruz sadece. Afgan krizi var, Ukrayna krizi var, tamam, oraya yönelik çalışıyorlar. Çalışanların bir kısmı, evet böyle bir söylenti var, Covid aşısı olmadığı için ve olmamakta da direndiği için işten çıkarılıyor. Yerine alınan elemanın yetişmesi de bayağı bir zaman alıyor falan filan. Yine bu bizim sorunumuz mu? Daha önceden öngörseydiniz kardeşim. Yani insanları niye mağdur ediyorsunuz? Ukrayna'dan gelenlerin önce çalışma izni veriliyor onlara, PR verilmiyor. Çok hızlı bir şekilde alıyorlar, yani Kanada'ya çok hızlı bir şekilde giriyorlar. 1-2 hafta yanılmıyorsam. Hadi en fazla diyeyim, 1 ay içerisinde halloluyor, geliyorlar. Tamam, bu insanlık krizi, buna hiçbir şey demiyorum. Yani bununla ilgili en ufak söyleyeceğim bir şey yok. Pardon. Yani bu konuda tabii ki elbette çalışılmalı, ayrı bir ekip olmalı, ama Kanada içinden ve dışından diğer vize türüne başvuranları niye mağdur ediyorsunuz? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani hepimiz öyle. Kanada'da bulunan Türk danışmanların YouTube siteleri var. Onlardan da takip edebilirsiniz. Onlar da benzer şeyler söylüyorlar.
Onlar da ulaşamıyor. IRCC'ye biz de ulaşamıyoruz. Yani bir bilgi edinme hakkı var. Bunu bile elimizden almış durumdalar. Yani ben telefonla açıp kardeşim ya şu dosyanın durumu ne? Niye bakmıyorsunuz? Diyemiyorum. Açmıyor. Yani telefon işte şuna tıklayın, şu numaraya tıklayın. Tamam hadi ilgili ofisere bağlayın. Seçeneği seçiyorsunuz. Şu an çok yoğunuz, sonra arayın. Pat kapanıyor. Böyle şey mi olur ya? Ben dosyam hakkında bilgi istiyorum. Bölgemizdeki milletvekillerine başvurduk. Onlar dedi en yakın 2023'te onaylanıyor. Ne demek ya? 1,5 sene sonra mı? Yani 2023'te demek ben 1,5 sene PR bekleyeceğim demek. Bu arada work permit'imin süresi dolacak. Onu yenileyeceğim. Onu ne kadar süre bekleyeceğim? Belli değil. Nasıl çalışacağım? Belli değil. Yani böyle akla ziyan bir durum söz konusu. Aynı durumu zaten şeyde de görüyorsunuz. Bugün Transportation Bakanı'nın açıklaması vardı. İşte pandemi devam ediyor havaalanlarında, o yüzden kriz yaşanıyor falan. Ya geç bunları. Bundan olmadığını hepimiz biliyoruz. Pandemi öncesinde nasıl yapıyordunuz da pandemiden sonra birden her şey değişiverdi, karışıverdi. Hazırlıksızdınız da ondan. Ve plan yapamıyorlar arkadaşlar. Yani bunu ben anlamıyorum. Yani çoğumuz hani Kanada'da olan herkes bunu anlıyor. Bir planlama, bir organizasyon yapmada sıkıntı var. Yani bir hızlanmada, hızlı karar vermede. Bunlarda hep sıkıntı var. İşte bu sebeplerden dolayı PR başvuruları maalesef, ya sadece PR değil, turist, okuma izni, study permit, work permit, çalışma izni, ya bütün vize türlerinde inanılmaz bir gecikme var. Bu yüzden hani buraya gelecekler için, gelmeye hazırlananlar için söylüyorum. Çok daha önceden hazırlanın. Başvurunuzu çok daha önceden yapın. Okuldan kabulü daha önceden alın. Banka hesabınızı düzgün tutun ona göre. Hani diğer bir konu da redler. Hani bunu hep anlatıyorum ben, diğer danışman olan arkadaşlar da anlatıyor. Hani göçmenlik danışmanı, eğitim danışmanı arkadaşlar benzer şeyler söylüyor. Bazen çok güçlü dosyalar bile reddedilebiliyor. Çünkü IRCC'de çalışan bir memurun inisiyatifine bakıyor. Sizi beğenmiyor. Lanettayn sebeplerle reddediyor. Sonra aynı şekilde başvuruyorsun, kabul oluyor. Yani bunun denetlenebilir olması gerekiyor. Yani böyle olmaz. Hani başvuruların çoğunluğunun reddedilmesinin sebebi dosyalardaki eksiklikler arkadaşlar. Bunları hep anlatıyorum ben. Ben bir eğitim danışmanı ve göçmen danışmanı değilim ama neredeyse onlar kadar bilgiye sahibim. Çünkü sürekli araştırıyorum, okuyorum. Hem kendi durumumdan dolayı hem de diğer arkadaşlar soruyor bazen, şunu ne yapacağız, bunu ne yapacağız. Araştırıyorum mecburen. Elbette bir eğitim danışmanı kadar bilmiyorum ama onlar daha içli dışlı bu konularda. Ama araştırıyorum, okuyorum. Benim de bu konuda bir fikrim var. Her zaman da söylüyorum. Kanada'ya başvuracaksanız, gelecekseniz muhakkak bir eğitim danışmanı ya da göçmen danışmanıyla çalışın. Bu ister Kanada'dan olur, ister Türkiye'den olur. Ama certificate, yani sertifikalı, Kanada hükümeti tarafından sertifikalandırılmış bir danışmanla çalışın. Böylelikle yani onlar bir yanlış yaptığında hesap sorabilirsiniz. Türkiye tarafından Türk hükümeti sormaz belki ama Kanada hükümetine yazarsınız, IRCC'ye yazarsınız, onlar sorar. Ve onlar hani sürekli başvuru yaptıkları için sizi daha kolay yönlendirebilirler diye düşünüyorum. Elbette kendiniz de başvuru yapabilirsiniz. Bunda bir base yok. İngilizceniz iyiyse, bütün belgeleri eksiksiz doldurabiliyorsanız tabii ki kendiniz yapabilirsiniz. Ama ha, konuyu dağıtmadan, yani onların da söylediği aynı şey. Onlar da ulaşamıyor.
göçmenlik danışmanlığına biz de ulaşamıyoruz. Göçmenlik danışmanlığına. Yani bir yönetilememe durumu var. Krizi yönetememe durumu var. Ya bunun içinden nasıl çıkacağız biz bilmiyoruz ama kolejler isyan etmeye başladığı noktada hükümet mutlaka bir çözüm bulacaktır diye düşünüyorum. Biraz kolejler zora girdiğinde olacak bu iş. Kolejler, üniversiteler. Neyse arkadaşlar, çok da uzatmayalım durumda. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Bağlantıda kalın. Hoşça kalın. Hayallerinizi takip etmeyi unutmayın.